Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni oyuna eklenen arabayı inceleyeceğiz. Umarım güzel bir arabadır. Bakalım incelememiz nasıl olacak. Bugün değerli kardeşimiz burada. Bu da benimle beraber arabayı inceleyecek arkadaşlar. Bakalım nasıl bir araba yapacağız onunla beraber. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerle de araba inceleyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi Discord'a gelmeniz yeterlidir kardeşim. Veya beni eklemeniz yeterli olur kardeşim. Bilginiz olsun. Hemen öncelikle şöyle arabamıza doğru gidelim. Kardeşimiz burada. Görüyorsunuz. O da bizlerle beraber. Zaten görüyorsunuz serverda fazla kimse yok. Sadece ikimiz varız arkadaşlar. Dediğim gibi elimizden geldiği kadar arabayı inceliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir araba yeni oyun eklendi. Ve bu araba muhteşem bir araba ama bakalım. Daha önceden biliyorsunuz böyle bu şekilde arabalar vardı. Hatta ekleniyordu ve fazla modifiyesi yoktu. Bakalım bunun fazla bir modifiyesi var mı? Umarım güzel bir modifiyesi vardır. Tam olarak bilmiyorum. Bakacağız. Aha arabaya vurdu. Arabaya vurdu baba. Hemen bakalım şöyle bir açalım arkadaşlar. Fazla bir modifiyesi var mı bilmiyorum. Tam olarak şöyle bir bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kapıları açılıyor. Görüyorsunuz bu şekilde kendisi. Hemen tekrar kapatalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hemen tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten arabanın fazla bir şey olmadığını düşünüyorum gerçekten. İnşallah arabanın fazla modifiyesi vardır. Çünkü paramız inşallah boşa çıkmayacaktır. Bakın arkadaşlar fiyatları bayağı yüksek bir araba. Onu da size göstereyim. Dediğim gibi gene param çöp olursa gerçekten üzülürüm. İnşallah fazla bir modifiyesi vardır. Görüyorsunuz arabayı şu fiyata aldık. Hemen göstereyim size. 1 milyon 380 bini aldık. Görüyorsun. Yani öteki sefer şu arabayı aldık. Bu arabanın değeri bu değil bence. Bu arabanın değeri en fazla 720 diye düşünüyorum. Çünkü neden öyle düşünüyorum? Bu araba modifiyesiz hiçbir işe yaramıyor. Bilgin olsun çöp. Yani modifiye yaparsam bile çöp. Bak şu anda karşıdaki Jeep ondan arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arka çekişli bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz arka çekişli bir araba. Ön çekişli değil. Görüyorsunuz. Ha şimdi arabayı bir modifiye yapmaya götürelim. Bir bakalım nasıl bir modifiye olacak arabada. Hemen biraz hafif sürelim dedim. İçeriye gidip arabayı bir modifiye yapalım. Evet onu da alalım. Onsuz olmaz arkadaşlar. Şimdi arabamızı modifiye yapacağız. Nasıl bir araba olacağını modifiyesinin hepsini bu videoda inceleyeceğiz inşallah. Tekrar arabaya binelim. O da binecek büyük ihtimalle. Evet o da bindi. Şimdi arabayı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle armosunu ekleyeceğiz arabamızın. Arabasının armosunu ekledikten sonra bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yaptıktan sonra arabanız patlama ihtimali daha az oluyor arkadaşlar. Bunu yaparsanız arabanız fazla patlamaz. Dediğim gibi bunu bir dahaki videoda inceleriz. Bunu böyle yapalım, normal bir şekil yapalım bence. Bir dahaki videoda ona bakarız arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bumperesini ekleyeceğiz. Ön tamponlarını biraz modifiye sanki eklemişler gibi geldi bana. Ama birazcık o kadar da fazla değil. Bilginiz olsun. Bakalım şunu da ekleyelim. Şunu da ekleyelim. Bu neymiş? Egzoz kısımları. Bakalım. Şu egzozlar daha güzel. Bakalım bu neymiş? Bu böyle güzel. Fazla saçma duruyor ötekiler ya. Şunları bir dahaki arabamıza ekleriz. Eğer bir şey yaparsa bir dahaki arabamıza zırhlı olarak ekleriz. Hatta bu arabayı da ekleyebiliriz. Ne bileyim lazım olabilir. Şimdi bu arabanın buradaki şeylerine bir bakalım. Neler varmış neler yokmuş hepsine bir göz atalım. Bence bunlar güzel değil abi. Yok. Bence güzel değil. Bu neymiş? Şuraya ekleyelim biz bunu. Ya arabada fazla bir modifiye olmadığını görüyorum. Yani gene üzüleceğim gibi. Çünkü çok para ödüyoruz. Yani bu paralar normal bir para değil. Mermi ekledik, silah ekledik, mini ekledik. Burada renklere bir bakacağız.
Ben şöyle bir bakalım. Evet, bu renk güzelmiş arkadaşlar. Bu renk kalabilir. Buradan bir parlatıcı vuracağım. Tamam, şöyle bir parlatıcı vurduk. Neymiş? Bir bakalım. Tabii ki görüyorsunuz. Karbon siyah olabilir. Bence karbon siyah olabilir. Böyle bir tık daha geri gelelim. Bu neymiş? Arabanın içine farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz kardeşlerim. Görüyorsunuz. İçine farklı şeyler ekledik. Roof. Üstüne bir şeyler ekleyecek büyük ihtimalle. Evet, öyle oldu gerçekten. Görüyorsunuz, arabanın üstüne farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bu tam bir dağlık araba oldu galiba ya. Yani büyük ihtimalle bir dağlık araba oldu yani. Görüyorsunuz, tam bir dağlık araba oldu. Dağa çıkartabileceksiniz arabayı. Büyük ihtimalle bu arabayı dağda da süreceğiz, öyle görünüyor. Hemen şöyle bir bakalım. Çift tıklıyor. Turbosunu da ekleyeceğiz. Turbo bedavaymış. Şu anda indirimdeymiş turbo, sağ olsun. İndirime sokmazsan da olurmuş gerçekten. Yani ne gerek var? Zaten o kadar para harcadıktan sonra turboya da o parayı verirdik bence. Bakalım. Başka. Şöyle bir bakalım. Tamam, bitti arkadaşlar. Şimdi aracımızı dışarı çıkaracağız. Bakalım nasıl bir şey olacağını. Bakalım. Biliyorsunuz ki Audi aldık. Audi'den daha iyi oldu bence bu. Çünkü Audi'de hiç yoktu bu kadar. Modifiye dahil yoktu. Ama şu bunda baya modifiye var, görüyorsunuz arkadaşlar. Baya var hem de. Ötekisinde bu kadar yoktu kesinlikle ama bunda baya var, görüyorsunuz. Baya modifiyesi var. Hatta şöyle yapacağım. Evet, arabamızı burada inceleyeceğiz. Biraz zorlandık buraya getirmekle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımız böyle, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu şekilde arabamız, görüyorsunuz. Ama dediğim gibi biraz kaza ettik ama yapacak şey, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor arkadaş? İnşallah arabayı patlatmaz. Dediğim gibi bu çocuğu sağa solu belli olmuyor. Patlatabilir. O yüzden şimdi arkadaşlar kapıları bir açalım. Nasıl bir şey olacağını bir bakalım. Hemen şöyle, şöyle tam olarak. Bir dağ arabası oldu. Dağa çıkartacağız. Buraya getirdik. Neden? İnceleyeceğiz arabamızı burada. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Araba otomatik vites. Çok güzel. 4 çeker değilmiş bu araba. 4 çeker olmaması biraz kötü oldu arkadaşlar. Oo, bagajı baya büyük he. Bagajı baya büyükmüş gördüğünüz gibi. Ben buraya 3-4 kişi kaçak sığdırabilirim. Yani 3-4 kaçak sığdırabiliriz oraya arkadaşlar. Dediğim gibi kola koyma yeri var falan filan, işte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Baya güzel arkadaşlar bence. Burada korumalıklar ekleyebildik. Korumalık ekleyebildik. Artı bunda silah sistemi var arkadaşlar. Yani ateş edebilir sistem ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altına işte mayın bırakan sistem ekledik. Elimizden geldiği bütün her şeyi yaptık. Şimdi biz bu arabayı buradan çıkaracağız. Araba çok uzun zaten. Buradan nasıl çıkacağız bakalım. İnşallah buradan çıkartabiliriz arabamızı. Bakalım araba usta mıyız bakalım. Arabamızı buradan çıkartacağız inşallah. Arabayı burada incelemek daha güzel, hoşuma gidiyor bence benim.
Benim burada daha hoşuma gittiği için burada inceliyorum arabayı arkadaşlar. Dışarıda karanlık zaten görüyorsunuz. Araba bayağı güçlü arkadaşlar. Hem de bayağı güçlü. Araba bayağı muhteşem hatta. Bakın. Görüyorsunuz silahları sıkıyoruz arkadaşlar. Mayınları da bırakalım abi. Hatta bir tane mayına bir basalım. Görüyorsunuz. Basmaya gerek yok. Büyük bir tane bastı gördüğünüz gibi. Araba kayar. Mesela üstüne gidelim bakın. Araba zar zor çıkıyor. Görüyorsunuz kayıyor. Bayağı da kaydığını gördünüz arkadaşlar. Şimdi arabayı dağda deneyelim dedik. Dağa gidelim. Ondan sonra mı şey yapalım? Videoyu başlatalım. Bence ondan sonra videoyu başlatalım. Çünkü evet dostlar yavaş yavaş geldik. Şimdi buradan dağa doğru basacağız. Bir bakalım. Dağlık yollardan offroad yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar buradan yavaş yavaş giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan yavaş yavaş gireceğiz. Şimdi şöyle içten gireceğiz arkadaşlar. Arkadaş yanımızda mı bu arada? Evet arkadaymış. Hemen şöyle yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak bundan dağlık araba olur. Abi ne oldu? Abi takla attık. Olsun olsun araba halen dökülmüş değil. Araba sağlam görüyorsunuz. Alan araba dökülmüş değil bence. Bayağı sağlam bir araba kendisi. Birden kendimi Forza'da sandım. Vallahi birden kendimi Forza'da sandım. Yahu taşı oraya ekleyelim ben neyse. Bu taş sıkıntı yaptı abi. Taş olmazsa zaten oradan çıkıyorduk gidiyorduk ya. Kaç kere de denedim zamanında. Gidiyordum. Yani taş sıkıntı yaptı. Evet bu arabayı buradan çıkartabilir miyiz? Bence çıkmaz. Orası çok kötü abi. Buradan araba çıkmaz. Ama bunu bir yerlerden çıkartırız şimdi. Şuradan çıkartabilirim. Bakayım. Araba oradan çıkmaz abi. Çok kötü orası ya. Ya işte bu araba görev arabası diyebiliriz. Dağ arabası da demeyiz yani. Dağ arabası yaptık ama görev arabasına daha uygun aslında bu araba. Yani işte böyle otlarda, ormanlarda arabayı sürebilirsiniz. Yani benim fikrimce yani sizler daha iyi bilirsiniz ama. Biraz karanlık arkadaşlar kusura bakmayın. Ya gündüz aslında videoyu gündüz çektik ama karanlığa tekrar denk geldik. Yani hiçbir zaman tutturamıyorum şu kıvamı. Bir tuttursam güzel olacak ama tutmuyor arkadaşlar. Tutarsa süper olur ama dediğim gibi tutmuyor. Abi karanlıkta hiçbir yolumuzu göremiyoruz ki. Vallahi karanlıkta bir şey göremiyorum. Abi aya bakar mısın ne kadar tatlı duruyor. Çok gerçekçi. Evet arkadaşlar araba bence alınmaz öyle diyeyim size. Yani fazla bir modifiyesi yok. O kadar para vermeye bence değmez. Ama sizler bilirsiniz yani abi ben bu tarz araba seviyorum alayım diyorsanız alabilirsiniz. Yani bir spor araba değil veya farklı bir şey değil işinize yarar mı? Yani o bile meçhul. Yani size şöyle söyleyeyim ama zırhlı yaparsanız arabanızı bu arabayı zırhlıya dönüştürürseniz işinizi görebilir. Ama zırhlıya dönüştürmem abi ben normal kullanacağım diyorsanız kesinlikle işinize yaramaz kardeşlerim bilginiz olsun. Yani abi bana söylemedi demeyin. Ben söylüyorum arkadaşlar dediğim gibi işinizi görmez. Dediğim gibi kardeşlerim. Evet güzel arkadaşlarım bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz like atmayı, küçük abone olmayı, ya küçük bir destek istiyorum arkadaşlar. Yani inanın cebinizden param var çıkmıyor.
Hani video izliyorsanız like atın, yorum atın abi. Yani bu videoyu yeni gören arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.